Harikliya Harikliya'yı sekiz sene evvelinden tanırım. O zamanlar Amerikan hastanesinin hasta bakıcılık kurslarına giderdi. Az buçuk İngilizce de öğrenmişti. Ama sonraları ne İngilizcesinden faydalanabildi ne de o kurslarda öğrendiği hasta bakıcılık bilgisinden. Döndü dolaştı o da ablaları gibi terzilikte karar kıldı. Dört kız kardeş de gündelikle dikişe gidiyor, eski bir saatçi ustası olan ihtiyar babalarıyla iki kulağı da kütük gibi sağar analarını kıt kanaat geçindiriyorlardı. Harikya'nın ablaları evde kalmış kartaloz kızlardı. Talihsizliklerinin hıncını birbirlerinden almaya kalkar, olur olmaz sebeplerle birbirleriyle dalaşırlardı. Halbuki Harikliya şen tabiatlıydı. Her zamanki şakacılığı ve filozofça sözleriyle evin içindeki bu gergin havayı yatıştırmasını çok iyi becerirdi. Güzel değildi belki ama gençlikten, canlılıktan ileri gelen bir kanı sıcaklığı, bir cana yakınlığı vardı. Hatta düzgün bacakları civelek tavırlarıyla sokakta başları kendine çevirtmesini de biliyordu bu meziyetleriyle çok geçmeden bir nişanlı bulacağı tabiiydi. Nitekim günün birinde Andon Vasiliadis ile tanıştı. Andon Vasiliadis uzun boylu, ince ruhlu bir delikanlıydı. Gündüzleri bir karoseri tamircisinin yanında çalışıyor, geceleri de tepe başında bir barda saksafonculuk ediyordu. Harikliya'ya kelimenin bütün manasıyla aşıktı. Harikliya da oğlana pek bayılıyordu ama çok sevildiklerini bir kere anlayan bütün kadınlar gibi ağırdan alıyor, kendini Andon'a dirhem dirhem satıyordu. Sanki halinde, tavrında, sesenin tonunda ben istesem senden çok daha alasıyla nişanlanabilirim ama sana acıyorum da böyle bir şey yapmıyorum diyen bir ifade vardı. Fakat çocuk hastalanıp da onu bir gün arayamayacak olsa meraktan çıldırır sokaklara uğrardı yani severdi de göstermezdi kurnaz kız. Düğünlerinin Paskalya'dan sonra yapılacağı söyleniyordu. Andon son zamanlarda İzmir'deki gazinocu bir amcasından beş bin liralık bir de miras yemişti. Harikliya'nın dişinden tırnağından arttırdığı drahoması da buna eklenince kurtuluşta çoktan beri gözüne kestirdiği bir dükkanı satın alabilecek ve artık başlı başına küçük bir karoseri imalathanesi açabilecekti. O zaman işleri işti, karı koca rahat rahat geçinebilecekler hatta kim bilir yakında pazar gezmelerine belki şöyle elden düşme bir küçük ağustinle dahi çıkabileceklerdi. Paskalya'da ikisi gelip beni aldılar, ihtiyar saatçinin evine götürdüler. Orada çörekler yendi, çaylar içildi. Harikliya çıkardı, çeyizini gösterdi. Kızcağız göz nuru dökmüş, çok ince şeyler işlemiş. Saadetten ikisinin de gözleri gülüyor. Allah versin, Harikliya eli her işe yatkın, becerikli bir ev kadını. Andon'da çalışkan, dürüst, efendi çocuk. Mesut bir yuva kurmak için hiçbir eksikleri yok. Bizler böyle sabırsızlıkla düğün gününü beklerken bir sabah Andon'u karşımda buldum. Rengi uçmuş, yüzünde bir karış sakal, gözlerinin altı simsiyah. ''Bir haftadır işe gittiğim yok, durmadan içiyorum beyim.'' dedi. ''Gördünüz mü Harikliya'nın bana yaptığını?'' Ne yaptı? Bitti beyefendi, her şey bitti. Harikliya başkasını seviyor. Daha fazla konuşamadı. Ağlamamak için dudaklarını dişleyip sustu. Aslı yoktur Andon efendi, dur bakalım anlayalım, dinleyelim, iftiradır belki diyecek oldum. Ama oğlan söylediklerimi duymuyordu bile. Her şey bitti, her şey diyordu da başka bir şey demiyordu. O akşam ilk işim ihtiyar saatçinin evine gitmek oldu. Onlar da zaten kaç zamandır Harikliya'daki büyük değişikliğin farkındaymışlar. Missouri zırhlısının İstanbul'a geldiği günden beri kıza bir haller olmuş. Dikişlerini yüzüstü bırakıp her gün İstanbul'a iniyor, bazı geceler de eve hiç gelmiyormuş. Komşulardan biri onu Beyoğlu'nda bir Amerikan bahriyelisiyle el ele dolaşırken görmüş. Kardeşleri üzülmesin diye analarına henüz bir şey açmıyorlarmış. Siz yine açmayın dedim. Bu herhalde geçici bir maceradır. Harikliya aklını er geç başına toplar, durum yine düzelir. Ama Andon'a laf anlatmak mümkün olmuyordu. Ben onu canımdan her şeyimden çok seveyim de sonunda o bana bunu yapsın diye söyleniyor, gece gündüz durmadan içiyordu. Harikliya'yı bulmak, bu çılgınlıktan vazgeçmesi için dilimin döndüğü kadar nasihat etmek istiyordum. Bir pazar onu parmak kapıda uzun boylu bir Amerikan bahriyelisiyle kol kola gördüm. Beni tanımazlıktan gelip geçeceğini sanıyordum ki o tersine adamı kolundan çekip yanıma getirdi. Nişanlım Jimmy diye takdim etti. Jimmy ince belli, uzun bacaklı, filmlerde, magazinlerde gördüğümüz standart Amerikan bahriyelisi. Hamamdan yeni çıkmış gibi toz pembe bir teni, masmavi gözleri, havaya kalkık kısacık bir burnu var. Keyifli bir köpek gibi beyaz dişlerini göstererek sebepli sebepsiz olur olmaz her şeye gülüyor. Harikliya unuttuğu İngilizcesini hayli ilerletmiş. Sanki kırk yıllık karı kocaymışlar gibi adamla bir teklifsizce konuşmalar, bir şakalaşmalar, bir itişip kakışmalar. Peki dedim ya Andon? arsız arsız güldü. Andon'un yüzüğünü dün sabah yolladım dedi. Onu zaten sevmezdim, sadece acırdım. Asıl şimdi acınacak halde kendine bir fenalık yapabilir. Ne yapalım beyim dedi. L'amour est plus fort que la mort. Aşk ölümden daha güçlüdür. Haspa'nın Fransızcası da vardır. Deminden beri konuşmalarımızı anlamadan dinleyen Jimmy, lamur kelimesini duyunca kızın esmer kolunu okşadı. Kim onamur? Kim aşkım? diye tasdik etti. Benim bu nişana aklı ermiyor dedim. Bu herif nasıl olsa seni beraber götüremez. İki gün sonra çıkıp gidince sen yine o beğenmediğin Andona kalacaksın. O zaman ne yüzle? Sözümü kesti. Jimmy beni Amerika'ya aldırtacak söz verdi dedi. Sonra adamın omzuna yaslanıp gözlerini devirerek ''Didn't you promise darling?'' söz vermedin mi sevgilim diye sordu. Israr boşuna olacaktı. Harikliya kararını çoktan vermiş ve görünüşe göre artık dönülemeyecek kadar da ileri gitmişti. Çaresiz yanlarından uzaklaştım. 15 gün sonra Misuri zırhlısı geldiği gibi büyük törenle limanımızdan ayrıldı. Zırhlı gidince Harikliya evine döndü. Ama ailesiyle barışmak için değil, eşyalarını toplayıp pasaportunu çıkartmak için. Neme lazım, Jimmy de sözünün eri çıktı. Amerika'ya gider gitmez para yolladı, konsolosluğa mektuplar yağdırdı. Ne yaptı, yaptı, nişanlısını oraya aldırdı. Harikli'ye gideli neredeyse iki sene olacak. Geçenlerde bir mektubunu aldım, orada rahatı yerindeymiş. Kocası çoktan terhis olunmuş. Şimdi Brooklyn'de bir radyo fabrikasında 65 dolar haftalıkla çalışıyormuş. Kıvırcık saçlı, pembe yanaklı bir de yavruları varmış. Şu kadınlar bir bakıma pek nankör, bir bakıma da pek hakikatli oluyorlar. Mektubun sonunda Andonu sormayı da unutmamış. Ne yapıyor benim zavallı Andoncuğum?" diyor. Ando'nun geçen yılbaşı zengin bir garaj sahibinin kızıyla evlendiğini ve genç karısıyla gül gibi geçinip gittiğini Harikliya'ya yazmadım. Varsın orada hala kendisi için sararıp solan bir eski nişanlı hayaliyle övünsün dursun. Zira bazı kadınlar tam manasıyla mesud olabilmek için ille birini bedbaht etmiş olmanın gururunu duymalıdırlar. Haldun Taner 1948